Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu 0.15 güncellemesi. 0.15 güncellemesinin videosunu ben çekmiştim. Nasıl arkadaşlar, sizce beğendiniz mi gelecek olan güncellemeyi? Şimdi hemen konumuza geçelim. Hızlı bir şekilde anlatacağım. Ondan sonra da tarihi söyleyeceğim arkadaşlar. Ne zaman çıkacak? Oyuna arkadaşlar bildiğiniz üzere görünmezlik geliyor. Yalnız bu görünmezlik herhangi bir zombi modunda falan değil. Bu görünmezlik arkadaşlar. Aslında bu bence iyi olmamış ama bilemeyeceğiz artık. Oyunda geldiğinde, güncelleme geldiğinde göreceğiz. Normal maçta geliyor. Nasıl gece modu random, yani tamamen rastgele geliyorsa, bu mod da rastgele geliyor ve gidiyorsunuz işte bal kabaklarından enerji topluyorsunuz. Ondan sonra görünmezlik çıkıyor, AVM alıyorsunuz falan da filan da, böyle bir özellik oyuna eklenecek. Ekstradan The Ruins haritası geliyor. Ölüm maçı haritası. Şu anki haritanın yanına bir tane daha harita eklenecek. Biraz daha büyük bir harita. Onun yanında arkadaşlar tamir çantası geliyor oyuna. Araçlarınızı tamir edebileceksiniz. Böyle bir özellik oyuna ekleniyor. Yalnız payload modda arkadaşlar. Normal maçta değil. Ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar oyuncumuzda işte güdümlü füze, bomba atar silah, bu tarz silahlar oyuna ekleniyor. Yine bunlar payload modda. Sağ tarafta yine dürbün gibi bir şey var arkadaşlar. Onda da nereye bakarsanız oraya bomba yağdırabiliyorsunuz. Bunu biliyorsunuz zaten, payload modda oyuna helikopter geliyor. Helikopterle Erangel üzerinde turlar atabiliyorsunuz. Ayrıyeten BRDM aracı geliyor arkadaşlar. Zırhlı araç. Bu tabii ki normal maçta da var. Payload modda da var. Normal maçta işaret fişeği bulduğunuzda oradan alan dışıysanız bu aracı çağırabiliyorsunuz arkadaşlar. Güçlü bir araç ama patlamıyor değil. Patlıyor bu da. Ekstradan tutunma özelliği geliyor arkadaşlar. Kenarlara, binaların çatılarına, atlayamayacağınız yerlere artık zıplayarak, tutunarak çıkabiliyorsunuz. Deagle geliyor. Bence herkes bu silahı bekliyor. Gayet kuvvetli bir silah, güçlü bir silah arkadaşlar. Bu silah varken yani rakip oyuncunuza headshot atarsanız, eğer tek seviye ise zaten tek atar. İkinci seviye kasta da yakın mesafede tek atma özelliği olabilir. Ama üst seviyede 2-3 kere vurmanız gerekebilir. En son olarak MP5K geliyor arkadaşlar. MP5K silahı da şöyle bir şey var. Son güncelleme betasında, İkinci güncellemesinde silah envanterden çıktı ama oyun içinde var mı onu bilmiyorum. Daha önceden vardı. Büyük ihtimal oyun içinde yine devam ediyor olabilir. Böyle bir silah da bizi karşılayacak arkadaşlar. Şimdi gelelim güncelleme tarihine arkadaşlar. Güncelleme tarihi ayını zaten biliyorduk. Ekim ayında geleceğini size söylüyordum arkadaşlar. Güncelleme tarihi Ekim ayının 15'ini 16'ya bağlayan gece arkadaşlar, 0.15 güncellemesine bir aksilik olmazsa %99 o gün alacağız arkadaşlar güncellemeyi. Bugünkü konumuz buydu gençler. 0.15 güncellemesini kısaca hatırladık ve tarihini sizlerle beraber paylaşmak istedim. Bundan sonra bir hızlı maç girdim. Uzun zamandır oynamıyordum. Biliyorsunuz sürekli hastalık maçı modu atıyorum. Dedim bugün de bir hızlı maç girelim. Normal bir maç oldu. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Hepinize iyi seyirler. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hızlı maç girdim uzun bir aradan sonra. Solo vs squad atıyorum. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Uçak Quarry değil de Morse tarafından ilerliyor. Ne yapabiliriz? Tesisat diyorum ya. Bizzat yağmuru geldi. Şöyle inişimizi gerçekleştirelim. O ne lan? Önümde kaç kişi var? Bir 10 kişi atladı. Oo, solda bir takım. Ben şu evden giriş yapsam iyidir. Ortaya atlamanın bir manası yok şu an. Millet silahları buldu. UMP 4x. Yani 4x bilmiyorum da. Bir şu lazeri alalım. Buna yer değiştirelim. Mermim çok az ya. Hani solo olsa diyeceğim ama üst kata bakalım. Şu an
Bronza'ya geçme ihtimalim de var. 5.56 vermezse Bronza'ya geçeceğiz. Şu yan tarafa da bakalım. R98. Hadi bekliyorum. Ne çıkmadı yukarıya? Hadi gelirsin. Tek büyük ihtimal de. Bak, hala geziyor. Lan. Botmuş. Ben de diyorum. O kadar aradan sonra bota denk. Şimdi şöyle bir içeceğimizi içelim. İki kişi kaldı. Millet birbirini çok acayip yedi. Yerim çok güzel. Çok güzel yer seçmişim bu arada. Evet. Gelen var mı? Da sanki. Burada bir hareket gördüm gibi ama. Lan. Batıya çıkacaktım. Arkada kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Umarım öyledir. Kötü kaçırdım. Aa, şarjör değiştirme. Takım arkadaşı varmış bunun ya. Nerede lan bu? Şükür. Adam uçtu kaçtı bir şeyler yaptı ama. Güzel. Minimizi aldık. Solo vs squad girmiştik. Tabi birazcık başlarda loot'umuzu yapmaya çalıştık ama güzel maçtı. Arkadaşlar uzun zamandır ilk defa oynuyorum. Çünkü bayağıdır oynamıyordum böyle maçları. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.